söyle. Nasılsın, iyi misin? Önce bir halini hatırını sorayım. İyiyim. Ya, değil mi? Keyfim yerinde. Ne güzel, ne mutlu sana. Geziyorum, evet. Ha. Şimdi bu son günlerde gündemi takip ettin. Evet. Bu Millet İttifakı'ndan Meral Akşener bir masadan kalkar gibi oldu. Evet. Bugün tekrar oturdu. Evet. Bir ülkücü olarak şöyle görelim. Evet. Evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben Meral Akşener partiden kalkıp istifa eder gibi bir şey yaptı, biliyorum. İstifa etmedi de öyle bir tepki gösterdi. Öyle bir tepki gösterdi. Ben onu yanlış buldum, onun yaptığı hareketi. Bir siyasetçi... Ama şu anda oturdu, geri geldi. Olsun. Bir siyasetçi görevlerini bırakıp da gitmez. Bu vatana hizmet eder. Bu vatan bizim vatanımız. Bu vatan bölünmez. Türkiye bizim Türkiye'miz. Vatan bölünmez. Sen kararını verdin mi? Hangi ittifaka oy vereceksin? Ben kararımı verdim. Kime? Ben MHP'ye oy vereceğim. MHP. Yani Cumhur İttifakı'na. Evet. Erdoğan'ın olduğu tarafa vereceğim. Ay ben MHP. Ben Türkiye'ye. Ben de ona vereceğim. Ben de ona vereceğim. Seni de ben git buradan. Milleti kovalattıracaksın seni. Ben de MHP'ye. Sen var ya, sen üç kağıtçısın. Tamam da bak. Sen üç kağıtçısın. Tamam. Çek, tamam, ben üç kağıtçıyım. Beş kağıtçıyım. Ben üç değil. Kaç sefer ben sana dedim ki bu milletin bir dinlemesi. Bak ama kimse tartışmıyor. Sen geldin şimdi. Bak sen geldin. Kimse bak. Ne güzel medeni şekilde. Bak Sayın abim bir dakika dur. Geleceğim. Bak kimse tartıştı mı sen gelene kadar? Tartışmadı ya. Ben seni kaç sefer bilirim. Bilirim. Ben MHP'ye oy vereceğim. Tamam. Bak insanlar. Tamam. Bak MHP'ye oy vereceğim. MHP'nin zamanında gel. Bak MHP'ye verdiğin zaman zaten Cumhur İttifakı'na vermiş oluyorsun. Evde bak git insanların durumunu bir kontrol edin. Buzdolaplarını açın bakayım, buzdolaplarında ekmek var mı? Ama yine MHP'ye vereceğim diyorsun. MHP'ye vereceğim. MHP ülkeyi yönetmiyor. Erdoğan yönetiyor. Erdoğan yönetebilir. Tamam da. Ama ben MHP'ye vereceğim. Ben MHP'ye vereceğim. O zaman hiç farkı yok. Erdoğan'a vermişsin MHP. Ben MHP'liyim. Ben ülkücü adamım. Ben ülkücü. Ben vatanımdan şeyimle şaşmam. Bayramdan şaşmam. Buzdolabı boş ama. Buzdolabı boş. Hala boş. Ya, devam et. O zaman hiç olmayacak o buzdolabı. Benim. Vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Hayır abi ya. Kemal Kılıçdaroğlu gene Cumhurbaşkanı adayı mı olacak yani? Cumhurbaşkanı mı olmaya çalışıyor? Yani yardımcı falan bunlar boş iş ya. Yani adamın tamamıyla kişisel hırsı var. Şunu diyor, ben ölmeden önce bir kere Erdoğan'ı yeneceğim diyor. Bu şekilde hırsını... İntikam hırsı diyorsun. Yani ülkenin selametine tercih ediyor bunu. Ama ben Meral Akşener'in geri dönmesini istemezdim. Keşke Muharrem İnce'nin ittifakına katılsaydı ki Ümit Özdağ'ı da istemem. Belki Muharrem İnce ile ikisi daha bir aydınlık gelecek. Bu kadarıyla Muharrem İnce o kapıyı da kapattı, kendisi hareket edici. Ama Ümit Özdağ'ın yüzünden o da biraz. Yani Ümit Özdağ'ın ne yaptığı belli değil. Bir Muharrem İnce diyor, bir bilmem ne. Bildiği halde Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını bildiği halde kalkıp Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gidelim bilmem ne. Yani boş şeyler bunlar. O yönden Muharrem İnce bence çok eli güçlendi. Şeyden yani dipten geldi. Bence güvenmeliyiz biz ona. Gerçekten yani güvenmeliyiz. Muharrem İnce'nin oyu artacak diye düşünüyorsun anladığım bayağı kadarıyla. Artacak, bayağı peki, artacak. Peki Muharrem İnce olmazsa Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa kimi abi, tercih edeceksin? Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona vereceğim. Mecbur. Yani 20 yıldan sonra ama Kılıçdaroğlu yani şimdi adam buradaki hırsına bakıyorum. İktidara geldiği zaman yeni bir Erdoğan göreceğiz sanki böyle. Tekrar anayasayı değiştirmeler, koltuktan kalkmalılar, bin bir türlü bahane uydurmalar. Yani Kılıçdaroğlu biraz zengini belli etti ama tabii ki değişiklik gerek. Kılıçdaroğlu'yla gelirlerse Erdoğan kafa kafaya mecburen Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz. Vermeliyiz yani. Teşekkür ederim. Ablacığım sana sorayım. Nasıl görüyorsun bu gidişatı? Çok kötüyüm, çok. Kendim kötüyüm zaten. Bir kızım var. Emekli maaşına eşim vefat etmiş. Kiradayım. Tayyip duysun bunu. Tamam. Şimdi onu duyar, muhtemelen duyar. Kiradayım. Son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Çok Meral Akşener altılı masadan önce kalktı fakat daha sonra tekrar oturdu. İnşallah CHP diyorum. Meral Akşener'e güven olmaz. Meral Akşener zaten gelinde var be kardeşim. Ben hayatımda Süleyman Soylu'ya hak vermiyordum. Ona hak verdim. Yani şu durumdaki şu tabloya bakıp da işte geri dönmesi daha güçlü olduk dedi. Katılıyor musun? Zannetmem. Puan kaybetti. Zannetmem. Vatandaş olarak desteklemeye devam eder misin yoksa Cumhur İttifakı'nı mı desteklemem? Vatandaş olarak tabii ki Cumhur İttifakı'nı desteklemem. Millet İttifakı'nı desteklerim ama Meral yanlış yaptı. Meral bence puan kaybetti. Kılıçdaroğlu puan kazandı mı? Tabii ki Kılıçdaroğlu puan kazandı. Kılıçdaroğlu dürüst bir adam. Bakın hiçbir sansasyonu duyulmamış bir insan. Dürüst bir insan. Yani sırf etnik kökeninden dolayı insanlar çekimsel kalıyor. Bence yanlış bir şeydir. O da bizim yani vatandaşın, bu ülkenin vatandaşı. Bir de onu deneyelim ya. Bu absürt Türkiye gündemi. Masadan kalkmıştı Cuma günü. Vallahi masadan. Ve sonra oturdu tekrar. Masadan kalkması yani kalkmaması gerekirdi ama kim olsa aday onun etrafında birleşilmesi lazım. Birleşilirse bu iş çok rahat hallolur. Ben bütün Türkiye'yi dolaşıyorum iş gereği. Yani mesela Diyarbakır'da felaket bir Tayyip aleyhtarlığı var. Artı Demirtaş'ı çok tutuyorlar. Zaten onlar da açıkladılar. Yani ben dolaştığım için biliyorum. Bence bu Cumhur İttifakı 140 dayı oy alamaz. Çünkü benim Sivas'ta, Kayseri'de, Trabzon'da çok dolaştığım yerler var. Oralar 60-70'ti. Bana şunu söyleyin mesela Cumhur İttifakı'nın oy arttırdığı bir yer var mı? Benim bildiğim her yerde duyuşlu oy. Anketlerde hala Erdoğan'ın oyları %40'ın vallahi üzerinde. O %40'ın üstünde ben olacağını tahmin etmiyorum. Yani bana,
Vallahi öyle çıktı ama seçimde göreceğiz. Yani mesela benim görüştüğüm AKP'li tanıdıklar var iş gereği. Mesela bir kısmı o yapmayacaklarını söylediler. Bir kısmı cevap vermiyor ama morali bozuk yani. İki arada bir derede kalıyor ama seçim günü yani bu saatten sonra bunu çok zor yani. Bir kere %50'yi hayatta alamaz. 10 tane seçim olsa alamaz. %50'yi bana göre %40 da alamaz. Bugün 13 tane büyükşehir kimin elinde? Milletvekili CHP'nin elinde. Millet. Bana göre Bursa'da bile düşmüş olabilir oyu AKP'nin. Şimdi sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay. Buraların toplam nüfusu 32-33 milyon. Koy buraya Trakya'yı 40-42 milyon. Buraların hepsinde bugün İmamoğlu diye de bugün İstanbul'da yapsınlar %60'ın üzerinde oy alacak. Bütün belediyeler iyi çalışıyor. Deprem bölgesinde de çalışıyor ayrıca. Bütün bunlar etkisi olacak. Yani ben %40'ı dahi alacağını zannetmiyorum Cumhur İttifakı'na. Meral Akşener masaya dönerken şöyle bir şart koştu biliyorsunuz belki. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına. Ha öyle bir şey duydum evet. Başta İmamoğlu olsun. Önerisiyle masaya ya, geri döndü. Peki geri. Nasıl? Gerçi o biz masadan kalkmadık demişti ama. O belki tekrar geri dönmek için nasıl, sanıyorum. Peki bu öneri nasıl bir şey? İşe yarar mı? Ya bence şimdi ikisinin de İstanbul Belediyesi'ne son zamana kadar devam etmeleri lazım. Ama ondan şöyle sonra, bir formül üzerine konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra biliyorsunuz ki Erdoğan'ın yetkileri mevcut gelecek olan Cumhurbaşkanı da olacak. Tabii. Bir kararnameyle hem belediye başkanlıklarını hem yardımcılıklarını yürütebilir diyorlar. Bir şey yok. Bu Erdoğan'dan sonra kim gelirse gelsin o şekilde olmaz. Mümkün değil. Bunun zararını görüyoruz zaten. Görüyoruz bunun zararını. Ben 40 senedir... O yetkileri bakın, kullanacak mı belli değil. 40 senedir her türlü afette asker yarım saatte, bir saatte, iki saatte sahaya inerdi. Bunun için emir almasına, şey yapmasına gerek yoktu. Ya Malatya'da 2. ordunun karşısındaki 200 metrelik yerde evler yıkıldı söyleniyor. Buna asker müdahale etmedi, edemiyor yani emir talip. Bu çok milletin baskısıyla zaten 3. günde askeri rahat bıraktılar. Halbuki çok büyük etkisi olacaktı. Benim bildiğim askerin her zaman etkisi var. Bunlar o kadar. Hem Erdoğan'a karşı hem Cumhur İttifakı'na karşı mesela oy bak, kaybettirir mi bu durum? Ya kaybettirmez. Millet bunun farkında. Vallahi, Millet İttifakı'nın şansını nasıl görüyorsunuz? Millet İttifakı mı? Ya bence yani %95 alacak. Yani ben şunu görüyorum. 10 tane seçim olsa Erdoğan'ın ben %40 bırakın 50'ye 40'ı dahi 42 dahi alacağınızı tahmin etmiyorum. Ben dolaştığım için benim görüştüğüm AKP'liler var. Yani şimdi zaten 40 türlü şimdi mesela ne yapacak? Büyük bir ihtimalle belki HDP Millet İttifakı'na yanaşırsa ki yani atacağını belli etti. Bu kesinleşirse onu kapatmaya kapatsa ne olur ki? Seçmenini kapatabilecek misin? Ben Ekim ayında, Kasım ayında Van'daydım. Seçmeni kapatması zaten ters tepmez mi? Zaten ya bunları düşünmüyorlar. Bakın oy kazanacağını bilse bugün FETÖ'ye gider, FETÖ ile de konuşur. Abdullah Öcalan'a kim konuşturttu? Akşener zaten mazeret arıyordu. Ayrılmak için. Evet. Ama geri döndü. Geri dönsün. Şimdi bugün belediyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diyor. İstanbul'u kaleyi terk etmektir. Ankara'yı kaleyi terk etmektir. O zaman ne olacak? AK Parti oralara sahip olacak. Çünkü onlarda şey var, encümen yoklu. Ama şimdi dedi ki en son masaya oturmadan önce İmamoğlu'yla Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olsun dedi. Zaten bu bir... Ne düşünüyorsun bu öneri hakkında? Bence olmaması lazım. Çünkü altılı bir masa kuruldu. Kendi aralarında o şekilde yardımcı seçecekler. En düzgünü bu. Çünkü sadece deprem olayı değil yani. Zaten hayatta bir kilo soğan olmuş 20 lira. Biz tarım ülkesiyiz. Daha bunun ötesi var mı yani? Pazara çıktığın zaman... Sen kararını verdin herhalde. Tabii. Millet. Kim gelirse gelsin Cumhurbaşkanı adayı benim oyum oradadır. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür önce bir halini hatırını sorayım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah daha iyi etsin. İyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim sen de söylediğin sorduğun için. Gündemde biliyorsun Meral Akşener'in bir durumu var. Evet. Takip ettin herhalde. Arası takip ne ediyorum. Ne düşünüyorsun? Önce bir masadan kalktı. Her ne kadar biz kalkmadık masadan dedi ama bugün tekrar masaya geri döndü. Yine geldi. Ama niye öyle oldu? Kalktı, geri geldi. Ne oldu? Onu anlayamadık yani. Öneri getirdi. Dedi ki Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı adayı olacaksa onun yardımcıları da Mansur Yavaş da İmamoğlu olsun önerisini getirdi. Nasıl, iyi mi bu öneri sence? Vallahi inşallah iyi olur. Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman 2000'li yıllardan beri değil mi? Şu ana kadar kaybetmiş değil mi? Hiçbir seçimi kazanmış. Haklı olarak diyor ki yani niye Kemal Kılıçdaroğlu çıksın ki yani lider olarak? Belki de yenile yenmesini öğrenmiştir. Olamaz mı? Yeni mi? Bayağı bir senedir yani. Düşünsene ama kaç sene yani yenilmiş Kılıçdaroğlu baktığımız zaman ve şey değil yani haklı olarak da ben olsam mesela herkes Mansur Yavaş çok istiyor. Ki ben anket yaptım. Seçim anketi de yaptım. Onu da söyleyeyim. Nerede yaptınız? Ben yaptım böyle 2 haftalık bir anket, seçim anketi de yaptım. Az çok insanların görüşünü biliyorum. Çünkü İmamoğlu şimdi Mansur Yavaş'ı doğular pek vermez. Çünkü biraz MHP'ci biliyorsun Türk olduğu için genelde pek vermezler. İmamoğlu'nda veren olsa bile İmamoğlu'nda
İstanbul pek sevmiyor diye biliyorum ben. Hizmetlerinden dolayı hizmet iyi yapmış diye biliyorum ben. Ama genelde Mansur Yavaş iyi yapar diye düşünüyorum. Sizin kararınız ne? Ya ben olsam Mansur Yavaş olurum. Çünkü ya adamın şeyi ne olarak karar? Seçimlerde. Hı-hı. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa tercihiniz ne? Hangi yönde? Yani ben Kılıçdaroğlu'nu spinim. Ben sevmiyorum. Çünkü kaç sene kaybeden bir adam. Yani finalde hiçbir şekilde. Finalde Erdoğan'a mı verirsiniz? Yani ben Erdoğan'a veririm. Kılıçdaroğlu'na vermem. Ha Mansur Yavaş olsa ben Mansur Yavaş'a verirdim. Tamam. Çünkü adamın şeyini, bir yönetimini beğeniyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu artık bu partiden, Kılıçdaroğlu bir CHP'den gitmesi lazım o adamın. Çünkü olmuyor. Abi şu milletin, şimdi bir karı çocuğa sorsan. Yani milleti yerden yere vurdular. Bu da bir gerçek. Doğru mudur? Yere vurulduk yani sonuçta. Yere vuruldu. Neden vuruldu? Abi sen 9 kere 10 kere yenilmişsin. Güleş'e ben şimdi çıksam her zaman yenildiğim yere gitmem ben. Açık bana söyleyeyim. Öyle bir fikir vardı. Madem öyle bir akıl vardı. Koyacaktı Masum Yavaş'ı. Silip süpürüp gideceğiz. Selamun aleyküm diyeceğiz. Bu olmadı abi. Peki, bu çocukluk yani. Meral Hanım'ın masadan kalkıp tekrar oturması hakkında ne düşünüyorsun? Demek ki abi bir şey... Demek ki bir söz... Ama şartları var. Bir takım şartları oldu. Yani şartları Mansur var. Şimdi şart... Dedi ki Mansur Yavaş... Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Daha, bak çocuk biliyor. Söyle bir daha güzelim. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu aynen. Kabul ettiler mi? Bilmiyorum onu. Ha. Ne düşünüyorsun peki genç olarak bu durumdan? Bak yayınlayacağız bunu. Sorun yok değil mi? Yok. Tamam. Bence Mansur Yavaş aday olsaydı ilk turda kazanabilirdi ama buyurun. İkinci turda şimdi AKP'nin karşısındaki kazanacak. Peki şu durumda... Hepinize soruyorum. Çocuk bak hepimizden daha iyi takip ediyor. Şu durumda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup Mansur Yavaş da İmamoğlu yardımcıları olursa işe yarar mı? Ne dersin? Yok be ya. Mansur Yavaş en başta aday olması olmaz. Şey en azından ben sana bir şey diyorum. Türkiye'de olmaz. Yok, Türkiye olmaz. Zihniyetiyle olmaz. Olmaz. Erdoğan gibi bir kişi yönetecek ülkeyi. İki kişi bu zihniyette olmaz. Cumhurbaşkanı yardımcısı var zaten normalde de. Avrupa Birliği olsa insanlar böyle ama medeni gelecek olsa. Gelecek olan Cumhurbaşkanı şimdi mevcut Cumhurbaşkanı gibi olmayacak. Kılıçdaroğlu tas sevdasından öyle yaptı gülüm. Zaten. Ya bırakın İmamoğlu be ona bak. Yazıklar olsun. Her program böyle bir şey oluyor zaten. Yürüyün i̇şte gidin deyip işte duruyorlar. Bu hallere kim düşündü biliyor musun? Hani yürüyün be filan. İşte abi işte. Biz mi? Bizi suçluyorlar. Seni değilse ben seni suçlamam. Yok, sen görevini yapıyorsun. Bizi. Sen görevini yapıyorsun. Ama işte bu hale getirenler... Yani baksın yani. Umutsuz bıraktılar insanı. Evet ha bak ne güzel. Çocuk bak kaç yaşındasın oğlum? 12. Buyur abi. Adam ne diyor bak. 12 yaşında bununla uğraşıyorsak neyse, yani. Bak, değil mi yani? Senin hayallerin suya düşmüş yani. Bak. Erdoğan yine. Baş bak. Erdoğan. Değil mi? Tabii ki Erdoğan. Bak çocuk diyor ki Erdoğan değil ama. Kim var yani? Erdoğan. Ne diyorsun Erdoğan'a? Kim var yani? 21 sene kazanmış bir şey. Şimdi zarar aratmış zaten Türkiye'ye. En iyisi şu an karşısındakine oy ver bey. Erdoğan'ın karşısındaki. En başta Mansur Yavaş olsaydı zaten birinci turda kazanacaktı da. Geri döndüm herhalde abla. Masaya duydun mu? Dönse ne olur fırıldak bunlar ya. Vallahi. Bunlardan bir sikim olmaz. Onlar milleti kandırıyorlar abi. Hepsi mi öyle? Hepsi. Peki birine oy vereceksin sonuçta. Kime oy vereceksin? Ben kimseye oy vermem. Ne yapacaksın oyu kendine mi saklayacaksın? Yok boş tarafa atarım ne yaparlarsa. Ama kimin işine yarar boş atarsan? Benim işime yarar. Yok, yarar. Nasıl olsa kim Ahmet de gelse, Mehmet de gelse ben bu ülkede yaşayacağım mı? Tamam, bitti. Selam abicim sana gündemi takip ediyorsun. Soru sonra yani soracağın soruya bağlı öyle yani, söyleyeyim. Ya gündem ya. Seni de birkaç defa takip ettim. Ha izledin. Şey biliyorsun gündemi Cuma günü Meral Akşener Millet İttifakı'ndan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu son zamanlar haber falan seyretmiyorum. Çünkü niye? Siyasetçilerden nefret ediyorum. Çünkü anladım. Hepsi birbirinden yalancı. Hepsi menfaatçi, çıkarcı. Şimdi bir de ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu partiler, bu siyasetçiler hepsi kendi aralarında birbirinde bir yarış içinde. Ben öyle görüyorum yani. Şimdi bu yarışmaların nedeni nedir? Gerçekten vatandaşı düşündüklerinden mi? Yoksa kendi menfi çıkarları için bunu yapıyorlar? Çünkü şöyle dense benim kendi yani... Kendi anlayışıma söylüyorum. Mesela deseler ki şu siyasetçilere size de bir asgari ücretle bir memur gibi oraya gidip görev yapar mısınız dedikleri zaman gerçekten gidip öyle samimi bir şekilde o görevi yaparlar mı? Soruma geleyim olur mu? Ha, buyurun. Meral Akşener masadan kalktı Cuma günü. Bugün masaya geri döndü. Ve bazı önerileri oldu. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu olsun önerisini getirdi. Ne düşünüyorsun? Bu strateji, bu durum Millet İttifakı'na seçim kazandırabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. AKP çok oy kaybetti.
Fakat yani bu Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle gideceği anlamına gelmez. Şimdi bu adam çeşitli entrikalar oynuyor. Bunun ben farkındayım yani. İktidarda Erdoğan'dan bahsediyorum tabii. Yani iktidarda kalmak için elinden ne geliyorsa onu yapacak. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bana göre sanki böyle iç savaşa kadar bile gidebilecek. Yani umarım öyle olmaz. Mesela dünün gördünüz örneğin şu Bursa Spor maçında da neler yaptığını evet. da biliyorsunuz zaten. Bu ne oluyor? Toplumu tamamı galeyana getirmek. Geliyor, Türk-Kürt tabii ki yermez olur mu? Türk-Kürt ayrımı nedir ya? Yani Cumhuriyet kurulduğu günden beri hep bu. Bu da siyasilerin işine geliyor aslında. Yani siyasiler zaten onlar da böyle bir şey istiyorlar. Yani hep böyle bir şeyler çıksın ki gündem oluşturalım ve siyaset yapalım. Ha ben bir bakıma mesela altılı masadan yanayım. Bir bakıma da değilim. Şimdi niye soracak olursanız. Bana kararsızsın göre, o zaman anladım. Kararsızım çünkü niye? Bana göre şimdi seçecekleri kişi Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Evet. Doğrudur değil mi? Şimdi bana göre o adam yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı nasıl yapmışlar ben hayret ediyorum. Gerçekten de öyle donanımlı bir adam değil yani. Ben kendi adıma söyleyeyim. Eğer CHP'ye de oy verecek olursam bana göre şu şeyi söylüyorum. Yok anladım biliyorum. Mansur Yavaş'a mesela ben oy verirdim. Ya da aslında HDP'den yanayım. Eğer olmazsa Mansur Yavaş'a... Bugün kadarıyla HDP'de diğer işçi partisi onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Doğru. Aynen destekleyecekler öyle. Ya da. Aynen öyle görünüyor. Yani aslında söylenecek çok şey var ama yani Allah... Şöyle söyleyeyim bu ülke için hangisi hayırlıysa o olsun ama gerçekten de çok üzücü olaylar oluyor. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Ölüyoruz yani millet açlıktan ölüyor ya. Yaşanacak bir ülke değil abi. Cennet gibi bir ülkeyi bize cehenneme döndürdüler. Şimdi bunun için söylüyorum gerçekten de düzgün bir adam gelsin başa kim olursa olsun ben ona oyumu veririm. Yani bu HDP de olabilir, bu İYİ Parti de olabilir, bu AKP de olabilir. Ama abi öyle değil yani. Bunlar hepsi yol peşinde. Anlatabildim mi? Hepsi devleti nasıl uyarım? Bir de siz nasıl, ne vicdan var sizde ya? Kafanızı nasıl yastığa koyuyorsunuz ya? 85 milyon insanın ahını alıyorsunuz ya. Bir sürü fakir fukara insanın hakkını yiyorsunuz ya. Vallahi abi söylenecek çok şey var ama yemin ederim artık konuşmaktan bile sıkılıyorum ya. Vallahi sıkılıyorum. Teşekkür ediyorum abi. Sıkılıyorum yani. Sağ olasın. Kılıçdaroğlu konusunda yanlışsın. Niye abi? Kendi görüşümde. Yanlışsın demeyelim de şöyle yani. Şöyle görüşümü açıklasın. Buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu buraya herhangi bir hileyle, düzenbazlıkla bilmem neyle gelmedi. Bileğinin hakkıyla çıktı. CHP başkanı oldu, genel başkan oldu. Tamam. Bu adamın herhangi bir yanlışı nedir sizce? Abi devleti yönetebilecek kapasiteye sahip bir insan değil. SSK'yı ya. Yöneten adam Kemal Kılıçdaroğlu. SSK'nın başındayken ne yaptı abi? Ben çocuktum abi hatırlıyorum ama. Ben çalışıyordum ben SSK'lıydım. Millet kuyruğa giriyordu sıraya giriyordu. Girebilir o zamanki şartlar öyleymiş. İlaç kuyruğuna giriyordu. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabahati değil o zaman ülkeyi yöneten iktidar. Tamam yönetimin de hatası vardı doğru. Yani SSK'nın başındaki adam SSK'yı yönetir. Batırmaz. SSK'ya batıran kişi yukarıda kişidir. Yani ona bir takım yetkileri verip şuraya şu harcamayı yapacağım, emir buraya verir. Bu harcamayı yapacağım. Doğru. Diyen kişi batırır SSK'yı. Yani kısmen katılıyorum. Yani SSK genel müdürü SSK'yı batırmaz. Kısmen o konuda ben sana katılıyorum. Yani bana göre bir devlet adamı statüsünde yönetir. Ben... Yetersiz kılıyor demek istiyor. Yeterli dört dörtlük yönetir. İşte. Benim nezdimde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mesela. Bak ben Kürt'üm mesela. Örneğin Mansur Yavaş Bu arada Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye önerdi. Biliyorum. Ben o adamı bu da önemli seviyorum bir gelişme değil mi? Tabii öyle tabii. Çünkü ne biliyorsun abi? Adam diyor ki biz her şeyi belgeli yapıyoruz. Şöyle bir geçeyim ben buraya geliyorum. Yani. Ama Kılıçdaroğlu da yani onun bir kat üstünde diyorum ben. Bu arada şunu da hatırlatalım. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı da o pozisyona getiren, başkanlık teklif eden de Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'na da aynı şekilde. Bunu da hakkını verelim. Doğru. Teşekkür ediyorum. Hocamıza soralım. Evet. Hocam gönlüm, son gelişmeler. Gönlüm HDP'den yana onu anladım. Söyleyeyim. Tamam. Gönlüm HDP'den tamam, yana. HDP'de zaten verecek yani. Tamam. Millet İttifakı'na verecek. Hocam son durumu biliyorsunuz. Cuma günü masadan kalktı evet. Meral Hanım. Evet. Bugün de masaya oturdu. Ama bir takım şartları var. Şartlardan biri de Mansur Yavaş'ta bugün... İmamoğlu'nun. Biliyorsunuz gündemi. Gelişmelerden haberiniz var yok, değil mi? Yok. Bugün masaya oturduğun haberim yok. Tabii oturdu. Allah Allah. Oturdu. Ve şartları var. Şartlardan biri de Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'nun
Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Ona ne? O ne ya? Bilmiyorum, öyle bir teklifte geldi. Ya o saçma sapan bir şey yani. Ona karar verecek olan altılı. Tam altılı masaya böyle bir öneri getiriyor. Kendisi demiyor öyle. Tamam. Öneri getiriyor. Gelmezse öyle bir şey olmasa yeniden kalkabilir mi masada? Tutacak gene kalkacak. Ne olacak bakalım göreceğiz. Yani bir şey olacağı yok. Nasıl görüyorsunuz bu bütün bu oluşumu şu anda geldiğimiz noktada? Geldiğimiz noktada şu andaki o ortam eğer masaya geldiyse, tutarlı bir şekilde hareket ederse gerçekten bu yürür. Yani Cumhur İttifakı bir şey kapamaz burada. Yani bir şeyler umdular ettiler ama hiçbir şey yapamaz. Bir hayli heveslendiler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da keyfi yerine geldi bu son olanla. Şimdi bundan sonra da şey yapar. O keyfi kaçar gene. Ben öyle söyleyeyim. Sen bugün sonra... Matadan kalktı bir daha mataya geri döndü. Bu ne amaçla geri döndü? İşte bilmiyoruz. Biz de şaşkınız. Ben de onu sen, sen şimdi eskiden AK Parti ile benimle böyle çatışıyordun değil mi? Sıkı sıkıya savunuyordun diyordun. Şu andaki düşüncelerin nedir? Var, düşüncelerim ben iyi bir adam çıksın. Böyle tek başına çıkacak. Altılı masaya verme. Tek başına böyle çıkacak adam. Kime vereceksin? Ya çıkacak adama vereyim. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Ya çıkar da veririm Muharrem İnce. Abi, adam diyor ki bu muhalefeti göndermeden ama en son bana diyor. Kayıt dışı bir şey söylemiştim. Ben artık hiç çok değiştim ya. Gördüm gerçeği dedin. Gerçeği gördün mü? Gördüm abi gördüm. Gördüm ama. İtiraf edemiyorum. Ama ben şimdi şeye vereyim. Bak bu dedim Muharrem İnce kim tek başına ben Türkiye'yi yönetecek adam diye sona vereceğim. Altılı masaya vermem. Peki ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kaldı. Kime verirsin? O zaman mecbur değişecek Kılıçdaroğlu. Ya son güne neden bırakıldı diyorum ben. Bu zamana kadar ne konuşuldu ki bunlarda? Bir yıldır, bir buçuk yıldır, belki iki yıldır beraber ittifaklar bunlar. İki yıldır bir şey konuşmuyor. Seçime üç ay kaldı. Ben masadan kalkıyorum. Aday Kılıçdaroğlu'ymuş lan. Üç yıl boyunca yemek yemeye mi gittin oraya sadece? Hiç Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veya başka bir adayı konuşmadın mı? Muharrem İnce diyor ya altın günü yapıyor bunlar diye. Sen Muharrem İnce'yi destekledin. Ben Tayyip Erdoğan'ı destekledim bu zamana kadar. Ama ben bu adamın sözünden sonra onu destekliyorum. Dedi ki kardeşim bu... Peki, kimi destekliyorsun? Muharrem İnce. Muhalefeti göndermeden iktidarı gönderemezsin. Ben Muharrem İnce'ye oy vereceğim bu sefer. İkinci tura kalırsa, ikinci turda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa kimi tercih edersin? Abi yüzlü masada olsa ben Erdoğan'a oy veririm. Ama ilk turda Muharrem İnce. İnsanlar bugün söylediğini yarın inkar ediyorsa, akşam istifa eden milletvekili sabahleyin bunu geri alıyorsa ben ne söyleyebilirim ki bu insanlara? Bunların hangisine güvenerek sahaya çıkabiliriz? Onun için Türk milleti kafasından demokrasiyi silecek. Ben Türk'üm, yan bakan var mı doğru söylerim, aleyhime de olsa doğru söylerim diyecek. Milletimizin kurtuluşu burada. Bunlarla yola çıkılır mı ya? Kiminle? Bunlarla, hepsinle. Altılıyla. Peki. Ya bunlar yarın gene yapacaklar aynısını. Tabii. Azıcık sıkıştılar mı, Indira Gandhi'ler az geldi mi ben kalkıyorum diyecek, gidecekler. Diğer taraf? Diğer taraf güzel gidiyor. İktidar her zaman iyidir. İktidar iyi dedi. Olsun kendi görüşü. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? İktidar iyi olsa bu millet bu kadar mı rezillik çeker? Ama iyi şimdi, dedi abi. Şimdi iktidarı metheden... Kaçta kaçı iyi diyor. Vardır bence. Sen bir de öyle mi diyorsun? Tabii bence de öyle. Son gelişmelerden haberiniz var mı? Var tabii. Meral Akşener'le ilgili. Var. Ne düşünüyorsunuz? Meral Akşener biraz kızdık ama tabii neticeyi de bilmiyoruz yani daha. Çünkü masanın etrafında bitiyoruz. Şimdi peşin. Onu da denemek lazım. Böyle bir öneri. Kılıçdaroğlu'yla onu denemek lazım. Anladım. Hangisi iyiyse şöyle o. Bir öneriyle geldi. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olacaksa onun yardımcıları da Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu olsun önerisini getirdi masaya. Tabii makul. İyi mi? Uygun mu? Tabii uygun tabii. Mansur'un Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığını ettim. Tamam.